Adnan, sen benim oğlum gibisin. Biliyorsun bunu. Bir hatam oldu efendim. Hayır, hatanı olduğum için söylemedim. Bazen seni zorladığımın farkındayım. Ama daha iyisini yapabileceğine eminim. Teşekkür ederim. Gittiğinde çıkmışlardı. Adam kaçtı. Biliyorum. Zeynep'in başına gelenler affedilir gibi değil. Burada, İstanbul'da birinin aileme el uzatması için çıldırmış olması gerekir. Onu bulmanı istiyorum Adnan. Onu bulmalı ve herkese açık bir mesaj vermelisin. Bir daha kimse benim aileme el uzatmaya cesaret edememeli. Kim bu adam efendim? Ne istiyor sizden? Sizden değil Adnan. Bizden, hepimizden. Kim olduğu önemli değil. Benim düşmanım. Yetmez mi? Yeter. Her türlü imkanı kullanmakta serbestsin. Ne kadar gürültülü olduğu ya da kaça mal olduğu umurumda değil. Onu saklandığı delikten çıkart ve oracıkta vur. Adnan. Cesedini kapımda istiyorum. Ekrem Bey. Sizce doğru bir fikir mi ikisini karşı karşıya getirmek? Ne var ne oldu ki? Yani Adnan Orhan'ın babası olduğunu anlarsa size karşı dönmesi sizi korkutmuyor mu? Dönerse o da ölür. Ama dönmezse sadakatini en zor koşulda bile belli etmiş olur. İkisi er geç bir araya gelecek. Neden benim kontrolüm dışında gelmelerini bekliyorum? Siz bilirsiniz ama bu ateşle barutu yan yana getirmek gibi bir şey. Fitili benim elimde olduktan sonra ne fark eder? Annemin peşine birini tak. Tereddüt ederse ikisini de öldürün.